Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video, yeni bir konu ile beraber tekrar sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz yine Instagram'dan Ahmet kardeşimin sorduğu, abi hangi ürünleri kullanıyorsun? Ürünler hakkında bilgiler, hangi ürünleri kullanabiliriz? Diye bir soru sormuş. Biz de onu kırmamak için bu videoyu çekmeye karar verdik arkadaşlar. Tabii ki burada size tanıtacağım ürünler, daha birçok ürün var. Şu an benim kullandığım, elimde kalmayan fakat alacaklarım hakkında da gene videonun içinde aklıma gelirse sizlerle paylaşacağım. Bu ürünleri kullanmamızdaki en büyük etkenler, bildiğiniz gibi kuşlarımız kafeslerin içinde. Normalde doğada yaşayan, sürü halinde yaşayan bu kuşları kafeste yaşattığımız için bunlara gerekli olan mineral, vitamin gibi eksiklerini en iyi şekilde karşılayabilmek için bu ürünleri kullanıyoruz arkadaşlar. Ve diğer üretici arkadaşlarımız da tabii ki bu ürünlerden destek alıyor. İlk başta sizlere bunu belirteyim. Tabii ki bu beslenme planımızı, bakım planımızı yaparken kesinlikle devamlı ilaç kullanılmıyor. Bunun yanı sıra çoğunlukta meyve, sebze, baklagiller, çimlendirmeler gibi doğal ürünlerimiz de tabii ki mevcut. Fakat hastalık durumlarında, çok ani durumlarda da bu takviyeleri kullanabilirsiniz. Tabii ki bir plan dahilinde sizlere kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Videomuzun konusuna başlamadan önce videolarımızı yararlı buluyorsanız eğer arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bizlere destek olun. Videolarımızı paylaşın. Yorumlarınızı iyi kötü videoların altında belirtin. Biz de en azından emeğimizin karşılığında sizlerden bir beğeniyle bu işi çözmüş oluruz arkadaşlar. Evet, konumuza dönecek olursak ürünlerimi önüme koydum arkadaşlar. Evet, ilk ürünümüzden başlayalım. Tabii ki benim beklediğim bir üründü. Gene gayet güzel. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi. Tabii orada ters gözükebilir şu an kamerada. Aviest arkadaşlar. Evet, Aviest üreme arttırıcı. Bildiğiniz gibi bira mayası arkadaşlar. Ben bunu tüm mamalarımda veya yeme de katabilirsiniz arkadaşlar. Yeme de katabilirsiniz. Tüm mamalarımda kullanıyorum. Devamlı mama yaparken kullandığım bir ürün. Yemin besleyici özelliğini de arttırıyor maya, bildiğiniz gibi. Ve gerçekten yararlı bir ürün arkadaşlar. Tabii ki içerisinde bulunan folik asitten dolayı da üreme arttırıcı. Aynı zamanda dediğim gibi yemin besin değerini zenginleştiriyor. Kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Aviest tekrar gösteriyorum. Tabii videonun altına da yazacağım arkadaşlar. Tek tek kullandıklarımı ve alacak olanlarımı da, eğer bir videoya sığmazsa diğer videolarda da tekrardan devam edeceğiz tabii ki. Bildiğiniz gibi aynı zamanda bu Aviest mamamız kuşlara enerji de veriyor. Ben kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kolesterolü düşürür ve yaptığım mamalarda devamlı kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bakıyoruz. Hangisi diye. Evet arkadaşlar. Evet. Metolyemin Forte arkadaşlar. Bu bunların bölünmüşleri var tabi biliyorsunuz. Çünkü pahalı ürünler. Bunlar bölünmüş şekillerde de kuş sayınıza göre programınız dahilinde alabilirsiniz. Metolyemin Forte. Kuvvetli bir vitamin arkadaşlar. İçerisinde birçok B vitamini mevcut. Kalsiyum, potasyum, magnezyum gibi daha birçok yararlı içerik bulunuyor. Bu arada ürünlere bakıyorum. Karaciğerde yenileme etkisi var. Kuvvetli bir vitamin. Kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle kasları güçlendiriyor. Tüy yapılarının daha iyi çıkmasını sağlıyor arkadaşlar. Ve kuvvetli bir vitamin olduğu için de devamlı kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Gene bir program dahilinde kullanın. Vücudu güçlendirilmesinde, özellikle hastalık sonrasında, antibiyotik sonrasındaki tedavilerde vücudu eski düzene getirmeye, bir an önce geçmesini sağlıyor arkadaşlar. Gayet kullanışlı, işe yarar bir ürün arkadaşlar. Metolyemin Forte.
Evet, şu an elimde kalmamış. Evet arkadaşlar, bir de tabii ki gene Ronfret'in Tobenfit E50'si var arkadaşlar. Bu da bildiğiniz gibi E vitamini. Üreme sezonunda kullanabilirsiniz. Fakat kuşlarımız kuluçkaya yattıktan sonra bu ürünü, E50'yi kullanmıyorsunuz. Ronfret'in tabii ki kuluçkaya yatana kadar belli aralıklarla bu ürünü kullanabilirsiniz. Doğurganlığı arttırıyor. Yavruların yumurtadan çıkması, kas gelişimi bunları kolaylaştırıyor. Gene tüy yapısına etkisi var. Kullanmanızı tavsiye edeceğim ürünlerden bir tanesi. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Dediğim gibi E50'yi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi gene şuradan bakıyorum. Evet, ProBioLife arkadaşlar, Reform'un bitkisel ilaç falan değil. Gene bir yem takviyesi arkadaşlar. ProBioLife yem takviyesi. Yumurta verimi sağlıyor. Tüy deri bağırsak üzerinde olumlu etkileri var. Mamalarınız içine gene katıp kullanabilirsiniz. Gayet memnun olduğum bir ürün. Ve ayrıca dediğim gibi Reform'un birçok ürünü var. Ben memnunum. Memnun olduğum için de size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tabii ki kuşların bağışıklığının düştüğü durumlarda da çıkacak sorunlara önceden önlem alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bunlar set halinde de satılıyor. Herhangi bir markanın sponsoru değilim arkadaşlar. Kullandığım, kullanabileceğiniz ürünleri sizlere tanıtıyorum. Ben memnunum. Tabii siz de denersiniz. Ama memnun kalmayacak bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Diğer ürünüm gene dediğim gibi Reform'un şurada. Evet arkadaşlar, Provit. Yani şu. Bu da arkadaşlar gene tamamlayıcı bir yem. Üreme, döl verimi arttırıyor. E vitamini ihtiyacını karşılıyor. Biliyorsunuz E vitamini üreme sezonlarında etkili. Gene aynı şekilde kuluçkaya yattığı zaman kuşlarınız bunu da vermeyi kesiyoruz arkadaşlar. Evet, diğer bir ürünümüz gene bölünmüş ürünlerden. Sedekol arkadaşlar. Sedekol gene çok güzel bir ürün. Harika bir yenileyici arkadaşlar. Parlak tüylerin oluşumunda etkisi var ve vücudu anında yeniliyor. Gene programınız dahilinde Sedekol'ü kullanabilirsiniz. Tüy döneminde özellikle sık olarak kullanabilirsiniz. Kan ve karaciğeri temizleyip direnci de arttırıyor arkadaşlar. Evet, hızlı hızlı geçiyorum. Durularak da dinleyebilirsiniz. Dediğim gibi ürünlerin isimlerini de yazacağım arkadaşlar videonun altına. Evet, diğer ürünümüz. Evet, diğer mama videolarımda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Gene şöyle Reform'un A artı K, A artı K. Siz nasıl diyorsanız artık. Evet, bu da gene toz formunda bir ilaç arkadaşlar. Bir ürün, ilaç değil. Dediğim gibi mamalarınızın içinde kullanabilirsiniz bu ürünü. Çok beğendiğim bir ürün. Özellikle koksidiyoz hastalığına önlem amaçlı bu ürünü kullanabilirsiniz. Mamalarınızda denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, güzel bir ürün. Bir diğer ürünümüz. Evet, arkadaşlar gene Verselega OptiBrit. Evet, bu ürün arkadaşlar gene bölünmüş olarak alabilirsiniz. Çok beğendiğim bir ürün. Bir kuşun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içeren favori ürünlerimden bir tanesi. Verselego OptiBrit arkadaşlar. İçeriği oldukça geniş bir ürün. Kullanılması gerekenler. Aynı zamanda tabii dediğim gibi üretim arttırıcı da bir mineral karışımı. Gene bunu da kuluçkadan sonra belirli aralıklarla kullanabilirsiniz. Bu da harika bir ürün arkadaşlar. Evet, bugün size videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü başka ürünler de var. Bana gelecek ürünler de var. Ben şu an elimdekileri ve daha var arkadaşlar. Buradaki dolap olduğu gibi dolu. Onları da size tanıtacağım. Fakat çok uzun bir video olsun istemiyorum ki yararlanalım. Siz de sıkılmayın.
ürünlerin hepsini bir videoda anlatırsak uzun ve sıkıcı olacağını düşündüğüm için şu an bunları çıkarttım arkadaşlar. Dediğim gibi gene sorularınız olursa videonun altında belirtebilirsiniz. Bu ürünler tabii ki biraz profesyonelleştikten sonra bu ürünlere geçebilirsiniz. Kuşlarımızın gerçekten direncini arttırır. İstediği mineralleri, takviyeleri böyle dışarıdan en azından karşılamış oluruz. Videoyu kapatmadan önce de tabii ki elinizin altında bulunması gerekenlerden gene işlem görmemiş buğday, sağlık tohumu, kuş kumu arkadaşlar ve tüm çinlendirmeleri yapabilirsiniz. Bunlar da devamlı elinizin altında bulunması gerekenlerden. Şimdiden hepinize hoşça kalın diyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Tekrardan herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Bir dahaki videoda diğer takviyeleri de inşallah paylaşmaya çalışacağım. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Tüm muhabbet kuşu sever dostlar. Görüşmek üzere.